Efendim, sağlıklı, lezzetli, şahane bir yemek yemek isteyenler için Çiloğlu Ocakbaşı'na geldim. Kilisteyim şu anda. Buranın en meşhur ocakbaşından biri olan Mehmet Bey'le de birlikteyiz. Görmüş olduğunuz gibi şahane bir sofra hazırladı. Şimdi önce kendisini tanıyacağız. Sonrasında da menüden bahsedecek bize. Önce sizi tanımak istiyoruz. Ben Mehmet Çiloğlu. Kilis doğumluyum. 88 doğumluyum. Hı hı. 30 yıldan beri bu işi yapıyorum. Maşallah, çok küçük yaşta başladınız değil mi? Evet, hayat şartları biraz zordu. Çekirdekten yetiştiniz. Aynen, çekirdekten yetiştik. Hı hı. 14 yıl kadar İstanbul'da kaldık ve şu an 12 yıldan beri de Kilis'teyiz. Evet. Kilis'te de bu mekanı işletiyoruz. Hı hı. Mekan ne zaman açtınız peki? 12 yıl oldu. 12 Kilis'te. Yıl evet. Oldu. Kilis'e güzel bir şey getirmişsiniz aslında. Evet, kilise kaliteyi buluşturduk. Hı hı. Farklı lezzetleri buluşturduk. Evet. Şimdi kilis deyince aklına hemen kilis tava geliyor tabii ki, evet. Değil mi? Mutlaka herkesin aklına mutlaka geliyor. Şu an önümde görüyorsunuz, şahane de gözüküyor ama onun dışında başka lezzetler de var. İsterseniz kilis tavadan başlayalım anlatmaya. Kilis tavayı koyun etinden yapıyoruz. Biz erkek tokla etinden yapıyoruz. Zırhta çekilmiş. İçine sarımsak, soğan, zevke göre, isteğe göre yapıyoruz. Acılı ve acısız. Hı. Patlıcanlı ve patatesli olarak. Hı hı. Onun yanı sıra da kebap çeşitlerimiz de var. Köfte, ciğer, pirzola. Biftek var, kendi sucuğumuz var, kendi yapı sucuğumuz var. Hı hı. Acılı zırhta çekilmiş kıymamız var, patlıcan kebabımız var. Bize ait kazbaşı var. Kazbaşı? Evet. Hı. İnsanlar soruyor. Nedir bu kazbaşı diye? Kaz etinden mi oluyor? Hayır efendim, kuşbaşı kuş etinden olmadığı için kazbaşı da kaz etinden olmuyor yani. Kaz etinden olan tirit falan var diye biliyorum ben. Evet, o farklı pilavı falan da oluyor da bizde kaz eti yok ama isim olarak kazbaşıyı tercih ettik. Öyle, kazbaşına benzediği için herhalde muhtemelen. Kuşbaşı küçüktü, hı-hı, kaz da kuştan büyük olduğu için öyle bir isim biz koymuşlar. Onu bir toparladık. Evet. Öyle bir ortaya güzel bir lezzet çıktı. Çıktım. Öyle de devam ettik. Güzel. Şimdi dediniz ki erkek, hayvan erkek olması, evet, önemli mi peki? Neden özellikle onu vurguladınız? Yani dişi ya, bir erkek fark ediyor mu lezzeti? Ya erkek eti her zaman için, hı, daha kaliteli, daha lezzetlidir. Hı-hı. Dişi eti biraz sinirli olur, lastik gibi olur. Bıçak kıyması olacak, erkek eti olacak. Erkek eti olacak. Evet. Hmm. Onun güzel da boşluk tarafından biraz daha yağlı olacak. Evet. Zaten şu an ekrana da geliyor, izleyicilerimiz de izliyorlar. Siz zaten detaylı bir şekilde kestiniz, evet, hazırladınız. Biz gibi zaten gözümüzün önünde. Aynen, yapımını da izlemiş oldunuz. Evet. Siz bu kadar da şeffafsınız aynı zamanda. Yani her şeyi gösteriyorsunuz. Bizim salonumuz açık, hı-hı, mutfağımız açık. Fırınımız, imalathanemiz açık. İsteyen istediği gibi gelip gezebiliyor zaten. Güzel. 12 yıldan beri burada memlekette, yani bir isim yapmamızın tek sebebi kaliteli, güler yüzlü, evet, hijyenik bir ortamda gelen misafirlerimizi ağırlamak oldu. Tabii. Bize de bunun mutluluğu yetiyor zaten. Evet, yani bunun haklı gururunu elbette yaşayacaksınız. Evet. Gerçekten bunun hakkını vererek yapmışsınız. Şimdi burada bir sürü et çeşidi görüyorsunuz tabii. Bir sürü kebap var, bir sürü dolu dolu. Buraya pide çeşitlerimizi daha koyamadık. Kebap çeşitlerimizin hemen hemen kadrajımız almadı artık. Hiçbiri olmadı. Ama pidelerimiz var. Biraz bahsedin. Sizin pideleriniz de meşhur çünkü çok seviliyor. Pide çeşitlerimiz var. Kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, kaşarlı, sucuklu, karışık, tavuklu, mantarlı, pastırmalı, kasap sucuklu. Aklınıza yani ne gelir? Sayamadığım çok çeşit var. Kebap çeşitleri var, kelle paça var, beyran var, mercimek çorbası, yayla çorbası, bunların hepsi mevcut ama şu an için sadece, evet, kadrajımıza bu, yani, kadar sığdığı için. Yani sevmeyen azınlıktadır ama yine de sevmeyen olursa onların içinde alternatifler var burada. Tabii tabii, yani sabah kahvaltıda ciğer kavurması, efendim çok çeşit. Vallahi şu an aklıma bile gelmiyor diyorsunuz. Aklıma bile gelmiyor yani. Kaçta açıyorsunuz peki burayı? Kaçta kapatıyorsunuz? Sabah 7, akşam 10. Sabah 7 çorba içebiliyor muyuz burada? Evet. Geldiğiniz zaman burada sağlıklı bir şekilde çorbanızı içebiliyorsunuz. Bu arada hem dış mekanı var hem iç mekanı var buranın. O da çok güzel. Yani yazın dışarıda oturup, yazın bahçemiz var. Mis gibi havada oturabilirsiniz. Aynen, kışın şöminemiz var. Şu an havalar sıcak olduğu için şöminemizi de yakamadık. Evet, ama şöminenin de. Ama sizi bir kışında davet, evet, etmek isteriz, misafirimiz olun. Tabii seve gelin, seve gelmez miyiz bu lezzeti tatmaya buraya? Şöminenin etrafında bir dört masa var. Çok popüler masalarmış efendim. Kışın, evet, o dört masa hep rezerveli. Aynen, onlar gelmeden önce öğlen vakit. Hı hı. Misafirlerimiz rezervasyonu yapıyor. Evet. Ondan sonra diğer müşterilerimize de yine klimalar var ama, hı hı, şöminenin verdiği tadı, ortamı vermiyor yani. Tabii, sıcak bir ortam. Burası zaten bir aile ortamı gibi. Çalışanlar çok güler yüzlü, aynı sizin gibi. Teşekkür sizin ederiz. Sizin o enerjiniz onlara da geçmiş. Teşekkür ederiz. Herkes burada pozitif, işini severek yaptığı da belli. Sevdiğin işi yap, sevmediğin işten de uzak dur. Evet.
Yani bir iş yapıyorsan onun hakkını layıkıyla vermen lazım. Tabii. Bu vardır. Müşteriye yansıyor, müşteriden de etrafa yansıyor. İyiyseniz iyi gidiyor, kötüseniz de kötü gidiyor. Evet. Peki nedir sizin sırrınız? Yani neden bu kadar etleriniz lezzetli? Etlerinizi kendiniz mi seçiyorsunuz? Hayvanlar size mi ait, bir çiftliğiniz var mı? Bizim kendi çiftliğimiz var. Hı. Şimdiye kadar yoktu. Çok şükür bir 3-5 aydan beri kendi hayvanımızı besledik. Şu an görüntüde geliyorsa, hı hı, onlar güzel, kendi çiftliğimizin hayvanları. Hı hı. Erkek eti kullanmayı talep ediyoruz. Yani dişiyi kesip yetişmiyor. Dışarıdan ihracat yapıyoruz. Evet. Ama erkek kullanırsak daha lezzetli. Hı hı. Abi biraz maliyetli erkek eti, pahalı. Ama lezzetli. Temiz olacak. Siz yani hayvanlarınızı kendiniz besliyorsunuz tabii. Evet. Her şey A'dan Z'ye, siz her şeyin hakimsiniz. Yem fabrikamız da var. Hı hı. Yani yem de bizde, evet, ait. Yem fabrikamız da var. Ya hangi hayvandan ne çıkacağını bilirsiniz ya. Aynen öyle. Tabiri caizse, değil mi? Gerçekten evet, öyle. Burada içeceklerimiz de var tabii. Ayran görüyorsunuz, bol köpüklü güzel bir ayranımız var. Yine soğuk gazlı içeceklerimiz de mevcut. Şalgamımız var. Hı hı. Dışarıdan gelen. Evet. Marka değil yani, el yapımı. El yapımı. Evet. Burada her şey neredeyse organik zaten. Burada zaten tutulmamızın sebebi o. İnsanlar bize güvenip bir kıymayı, bir kilis tavayı rahat bir şekilde yiyebiliyorsa, sucuğu, hadi bu kuşbaşı, kazbaşı, bunlar etin belirli bir kısmı, köfteyi, hı hı, ya bunların hepsi güven meselesi. Tabii. İnsanlar güvendiği için de biz de bu güvenin arkasına durup kalitemizi, evet, her gün basamak basamak yükseltiyoruz. Yükseltiyoruz. Şimdi kiliste bir şey fark ettim. Adım başı bir kasap, adım başı bir kilis tava yapılıyor buralarda. Evet. Peki bunun nedir iyisi kötüsü? Size anlatın istiyorum aslında. Her yerde de yenmez herhalde. Ya her yerde yenmez. Bizim kiliste insanlar kendi kasabını gider oradan yaptırır. Hı. Ama başta da söylediğim gibi, yani bunun en lezzetlisi erkek eti. Hı. Yani bulabiliyorsa erkek etiyle yapsın, bulamıyorsa kendi kasabına güveniyorsa onunla yapsın. Güvenmiyorsa da bize buyursun, yazsın. Aynen, güvenmiyorsanız burada güvenilecek biri var efendim. Evet. Gelin Mehmet Bey'e kendinizi emanet edebilirsiniz. Çok teşekkürler Mehmet Bey. Sağ olun, ağzınıza biz teşekkür sağlık ederiz. Sağ olun. Teşekkürler.